kırmızı getirdim ama. Ha, hiç fark etmez. Peki. Ne olduğunu anlatacak mısın? Aa, hiçbir şey olmadı. Bir şey yok. Emin misin? Yani bana öyle gelmedi de. Hayır, gayet eminim. Hiçbir şey yok. Hadi. Ne içiyoruz? Tabii ki sana. Yani seni buraya getiren sebep ne bilmiyorum ama. Sana bir şey söylemem lazım. Eski sevgilinle görüştüğünü yalanlamıyorsun. Hayır. Buraya gelmenin şerefine. Hı? Şerefe. Eskiden böyle her şey çok daha kolaydı. Hani böyle kavga edersin ya. Hı. Bağırırsın, çağırırsın, kırarsın, dökersin. Sonra kapıyı çarpar, çıkarsın. Hı. İşte sonra böyle bir gelir sarılır ve öper. Her şey geride kalır. Hı? Aynen öyle. Unutursun. Aslında unutmazsın da işte. Ne? Unutuyor gibi yapıp bir halının altına süpürürsün. Bu iyiymiş, sevdim. Ama yani öyle değil. Şimdi neyi anlamıyorum biliyor musun? Hı. Yani her şey böyleyken ya da dur öyleyken şimdi nasıl böyle oluyor? Orası garip zaten, tuhaf olan o. Şimdi niye böyle? Belki de zamanla bu halının altına süpürdüklerimiz var ya... ...birer birer ortaya çıkıyorlar herhalde. Hı? Doğru. Demek ki... İyi süpürmek mi lazım? Herhalde. Tülin. Tülin, kahve içer misin? Olur.
Ha bak istersen dışarı çıkıp bir şeyler yiyebiliriz. Yok yok kahve yeterli. Peki tamam. Ufak ufak kalkayım. Gidiyorsun. Yani. Kal diyeceğim ama kalmayacağını biliyorum. Evet. Peki. Tekrar görüşeceğiz değil mi? Tabii. Hoşça kal. Cihan beni aramışsın. Cihan. Hı. Ya ben sürekli bütün bu olanlar için kendimi suçluyorum ve çok kötü hissediyorum. Yani ne alakası var ya? Evet evet yani bence ben iyi bir anne değilim. Ne alakası var olur mu? Nereden çıktı şimdi öyle canım? Olur mu? Öyle yani. Ben iyi bir anne olsaydım eğer, şu an Melis burada olmazdı. Bütün bunların hiçbiri olmazdı ve üçümüz beraber olurduk. Sen benim hayata tanıdığım en iyi annelerden birisin. Mesela bak şimdi bir şey soracağım sana. Yalan söylüyorsun, hayır. Söylemiyorum ya, dur. Bir şey soracağım. Sor. Melis'in en sevdiği yemek diye sorsam sana. Mantı tabii. Bak, gördün mü? En sevdiğimiz grubu desem? Placebo. Ya bak gördün mü? Evet. Bin tane soru sorabilirim sana Melis'le ilgili. Hepsini de şıp diyebilirsin. Melis neyi sever, neden nefret eder, kimden hoşlanır, kime uyuz olur? Doğru. Her şeyini anlatmıyor mu sana? Bütün sırlarını bilmiyor musun? Gelip sana canım anneciğim diye sarılıp boynunu öpmüyor mu seni? Öpüyor. Sen ona bir şey olacak diye için titremiyor musun? İşte bak, sen çok iyi bir anne. Ne olur beni affet. Ben gerçekten çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Niye, ne oldu ki? Oğlum sen bir şey yapmadın ki, ne yaptın sen? Tamam, senin bir hata yok, üzülme hiç. Hayırdır? Ben bir yüzümü yıkamak istiyorum, olur mu? İyi, hadi. Oldu bir sorun mu var? Evet bir sorun var. Çok büyük bir sorunum var çünkü ben hayatımda yapabileceğim en korkunç şeyi yaptım. Korkunç bir hata yaptım, tamam mı? Anlamadım. Evden çıkarken... Bir şey anlama. Bir şey anlama. Sakın bir daha beni arama, tamam mı?
Anne. Efendim bir tanem. Babam nereye gitti, bir şey söyledi mi? İşi varmış canım ama sonra gelecek. Ne işi varmış ki? Yani bilmiyorum, hiç sormadım. Demek ki benden önemliymiş. Yani burada beni böyle bırakıp gittiğine göre. Baksana, aklı bile kalmadı. Olur mu öyle şey Melis'ciğim? Ben buradayım ya yanında. Sen de tabletinle oynuyorsun. Ama bir tanem yani. Peki, tamam. Ne yapayım? Ha? Söyle bakalım, ne yapayım? Söyle. Böyle bütün gün burada oturabilirim. Sana yemeğini ben yedirebilirim. Bir bebek gibi. Ha? Ne istersin? Bilmiyorum. Tamam, ben şu telefona bakıp hemen geliyorum, tamam mı? Buradayım tamam. Sen de git anne. Sen de git zaten. Efendim? Ülün iyi misin? Bir şey mi oldu? İyi değilim. Ne var Cem? Ne istiyorsun? Ben senden bir şey istemiyorum Tülin. Telefonlarımı açmıyorsun. Bin kere aradım seni. Ya ben sana beni arama demedim mi? Niye arayıp duruyorsun? Arama beni. Ben bilmeden bir şey mi yaptım? Hayır, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapmadın, tamam mı? Ben şu anda hastanedeki kızımın başındayım. Anlatabiliyor muyum? Rica ediyorum, bir daha arama beni. İstemiyorum aramanı, o kadar. Niye çıktınız? Baba neredeydin? İşim vardı kızım, hallettim geldim. Ne işin vardı? Annem söyledi de ne olduğunu söylemedi. Yok bir şey, okula gittim. Müdür yardımcısıyla görüştüm, hemen geldim. Siz niye çıktınız odadan? Annem doktorla konuştu. Yarın çıkabiliyormuşuz. Ha. Yani doktor evde dinlensin dedi. Raporları da öğlen verecekler bize. Hatta bir hafta sonra da okula devam edebilir dedi. Ama kontrole geleceğiz herhalde, değil mi? Aa, tabii tabii, kontrole geleceğiz. Güzel habermiş bu. Bir tanem. Hadi baban geldi. Götürüyorum seni geri odaya, olur dur, mu? Dur, ben götürürüm. Hı. Ben götürürüm. Gel biraz çocukluğundaki gibi gezelim. Ha? Bir tur daha döndüreyim mi? Ha? Hadi dur, midem bulanacak. Tamam, yürü hadi. Merhaba Tülin Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Melis nasıl? Toparlandı mı biraz daha? Çok daha iyi. Melda Hanım odasında mı? İçeride efendim. Ah Tülin'ciğim, ah hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? Ay, iyiyim, iyiyim. Beni bırak. Beni bırak. Kız nasıl oldu? Anlat bakayım. Ay aman çok şükür. Şimdi gayet iyi. Hastanedeydik. Sonra çıktık, karakola gittik. Karakolda ifadeler verildi falan ama bir iki gündür iyi. Biz de dedik okula giderse daha iyi olur hatta. Bugün de okula başladı. Ay şükür. Neyse bu hastalık konularını kapatalım. Biraz iş konuşalım seninle. Ben de bir hafta böyle gelemedim. O yüzden... Ay hiç önemli değil. Biz hallettik. Hiç merak etme. Ay muhakkak. Ama bir daha hiçbir zaman böyle uzak kalmak istemiyorum, biliyor musun? O yüzden böyle toplantıyı isteyince sen çok sevindim. Yani haklısın hayatım ama toplantıyı ben istemedim aslında. Kim istedi? Ben istedim. Hah, Cem Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Buyurun. Merhaba. Buyurun oturun. Ne içeriz? Ben soğuk bir su alayım. Siz? O zaman ben de soğuk bir soda alayım. Tabii hemen. Ayşen'cim, mutfağa söyler misin bize bir soğuk suyla bir soğuk soda lütfen? Hemen. Tamam. Bursa'cığım. Şurada aldığım notlar var toplantıdan. Bunları raporlayıp bana e-mail atar mısın? Hı hı. Değil mi? Şuradan da.
Melda'cığım çıkıyorum hayatım. Tamam canım. Bir yerde bir kahve içeriz değil mi? Tabii içeriz değil mi bir kahve? Ya çok isterdim ama benim son çıkan partiyi kontrol etmem lazım. Bir dahaki sefer olur mu? Olur. Tamam. Hoşça kalın Cem Bey. Hoşça kalın. Cem, bir şey ihtiyacın olursa beni ara tamam mı? Tamam sağ ol. Hoşça kalın. Gelmiyor musun? Ya sen neden bu kadar ısrar ediyorsun? Ben bir anlam veremiyorum da. Ya ne yapacağımı şaşırdım Tülin. Arıyorum açmıyorsun. Ben de bari gelip seni burada göreyim dedim. Bak ben sana işim var dedim mi? Dedim. Kızım hasta dedim mi? Dedim. Öyleyse ya anlamıyorum. Ya ne bileyim bir yardımım dokunur belki. Tanıdığım bir sürü doktor var benim. Hayır. Yani yardım falan istemiyorum. Beni aramanı istemiyorum. Doktor bulmanı istemiyorum. Çat kapı evime gelmeni istemiyorum. Anladın mı? Tamam. Tamam. Güzel. Yoruldum tabii sen de. Yani kızın içinde perişan oldun. Değil mi? Delireceğim. Şaka mı bu? Ha? Ya bir seferlik bir şeydi. Ve hayatım boyunca yaptığım en büyük hataydı. Bir daha asla tekrarlanmayacak. Anlıyor musun beni? Asla. Ama benim için öyle değildi Tülin. Yani buna bir seferlik bir şey deyip geçemezsin. Kendine geleceğim. Benim bir ailem var. Benim bir hayatım var. Seninle olan ilişkimiz sadece bu kadar kalacak. Anladın mı? Bir daha asla tekrarı olmayacak. Anlıyor musun? Üzgünüm. Taksi. Melis'ciğim. Hadi yemek hazır. Geliyorum anne. Burada ne işin var? Seni görmeye geldim. Ya saçmalama, hemen gider misin buradan? Hemen, lütfen. Gündüz beni orada öylece bırakıp gittin. Ama bu o kadar kolay değil. Benden yani bu kadar çabuk vazgeçemezsin. Dediğin zaman gidecek adam da değilim. Ben ne zaman istersen o zaman gider. Ne zaman istersen o zaman kalırım. Tamam, şimdi senden rica ediyorum. Lütfen gider misin? Şimdi sen benim gitmemi istiyorsun. Evet, lütfen. O zaman benimle görüşmeye devam edeceksin. Evet, tamam. Anladın mı? Yani anlatabildim mi? Tamam, bak. Şimdi sen git, ben seni yarın mutlaka arayacağım. Tamam mı? Söz veriyorum, arayacağım. Şimdi gider misin? Korkma, korkma. Biriyle mi konuşuyordun? Yok bir şey yani ben şey anahtarı kapının üstünde unuttum zannettim. Onu kontrol etmek için öyle bakıyordum da o yüzden yani. Öyle. Hayalet görmüş gibisin. Ne bu hal? Yok galiba kan şekerim düştü. Yani ben hiçbir şey yemedim bütün gün ama yemek hazır zaten. Gel.
Gel gel, suratın kireç gibi. Otur dinle. Ben senin şekerini yükseltecek bir şey getireyim sana. Anne, ben bir şey konuşmak istemiyorum. Ya ne anlatacağım o kadına? Hayatım, ne istiyorsan onu anlatırsın, tamam mı? Ya, sorun da o zaten. Bir şey anlatmak istemiyorum diyorum. Melis'ciğim lütfen bak, biz bu konuları seninle konuşmuştuk değil mi? Çok güzel yani. Zorla doktora götürülüyorum. Gerçekten harikasınız. Lütfen bak, üzüyorsun beni Melis'ciğim. Beni unutabileceğinden emin misin? Sanmıyorum. Melis, bir dakika, tamam. Biz buradan gireceğiz, tamam. Hadi, hadi canım, buradan. Hadi, hadi. Evet, buradan, ya, bu sokaktan. Lütfen. Niye acele diyorsun ki? Daha 15 dakika var. Neyse canım, ben ne diyorsam onu yapar mısın? Lütfen, buradan. Allah Allah. İyi misin sen? Evet, iyiyim canım, iyiyim. Eminsin değil mi yani bu sokak? Evet, bu sokak, burası. Evet, biliyorum. Yani burası. Evet, evet, burası işte. Gel. Ya anne, bir dur. Ne var? Melek apartmanı diyor. Tamam, o zaman ilerisin. Bu tarafta bir yer. Hayır tatlım, buradan gidiyoruz. Ay, iyi, ben oradan, biliyorum. İyi, oradan gidelim. Lütfen beni dinle. Olur mu? Lütfen. Dur canım. Hı. Gel. Hadi bakalım. Sen gelmiyor musun? Yok, benim bir iki ufak işim var, onları halledeceğim. Ama sonra geleceğim, zaten babanla da konuşacağım. Tamam, peki. Hadi iyi dersler. Yapmaya çalışıyorsun. Hı? Dün evime geliyorsun, bugün peşimdesin. Yani nereye varacak bu, anlamıyorum. Yarın konuşuruz demiştin, aramadın. Konuşuruz dedim, takip et mi dedim. Affedersin, rahatsız ettim galiba. Bak, evime geliyorsun, beni takip ediyorsun ve şu anda da kızımla kocamın okulun önündesin ve rahatsız etmek istemiyorum diyorsun. Nasıl ya? Tamam Tülin, özür dilerim. Gideceğim birazdan. Bak. Sen böyle yaptıkça ben senden iyice uzaklaşıyorum. Bilmiyorum, farkında mısın? Tamam. Bir daha seni takip etmem. İyi. Gel, bir yerde bir şeyler içip konuşalım. Anlamadım. Diyorum ki bir yerde bir şeyler içelim, bir şeyler yeriz, konuşuruz. Ya ben sana hayatımdan çık diyorum, sen bana yemek diyorsun. Tülin, ben senden vazgeçmem. Bu o kadar kolay değil, anladın? Bak Cem, bizim bir ilişkimiz yok. O yüzden vazgeçip vazgeçememe gibi bir durum da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani beni takip etmekten vazgeç. Başıma da bela olma artık. Anladın mı? Barışırsınız oğlum, 2-3 gün işte. Bakalım. Bakalım. Senin nasılydı? Ne nasılydı? Yani. Ya işte bir konuşmakta zorluk çekiyor gibi. Özel mi konuşuyorsunuz? Yok yok yok, gel gel. Şey, doktora gittin mi? Gittim. Nasıl oldu? İyi. Öyle işte, konuştuk. Ben kaçayım ya. Sonra uğrarım yanınıza tekrardan. Selam söyle. Aynen.
Ne dedi? Şey dedi işte, buraya neden geldin? Asıl gelmekteki amacın ne falan diye sorular sordu. Klasik. Ya şey, istersen yani çıkışta şey yapalım, buluşalım. Yani bekle beni, istersen birlikte bir yere gideriz. Öyle mi? Öyle. Devamını anlatırsın. Konuşuruz. Tamam, o zaman görüşürüz. Hı. Hoş geldin. Selam. Ne oldu, ne dedi doktor Melis için? Melis için iyiymiş durumu. Yani ben girmedim tabii, dışarıda bekledim. Ama bittikten sonra konuştum doktorla bir iki dakika. Yani yolunda her şeyde. Ya ben bir su rica edebilir miyim? Tabii, getireyim hemen. Teşekkür ederim. Beni unutabileceğinden emin misin? Sanmıyorum. İyi misin? Evet, yoruldum galiba. Sen istersen içeri gir yani. Yok yok, olmaz. Taksi gelsin. Ondan sonra girerim. Sen hatta istersen arabayla git. Ben taksiyle gelirim eve. Yok. Arabaya gerek yok çünkü. Yani araba kullanmak istemiyorum zaten. Tülin, bana söylemediğin bir şey mi var senin? Yok. Yani nereden çıktı şimdi? Ne bileyim, öyle biraz gerginsin de. Ha yok, yorgunum. Sadece bir eve gidip dinlenmek istiyorum. Tamam, sen bilirsin. Ha, geldi zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.